güzel ayırdım. Büyük çekim çekse İstanbul'da ayırdım bu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Böyle. Evet, değerli Büyükşehir Belediye'miz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2024 31 Mart seçimlerine doğru giderken bugün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle adayımız açıklandı. Ben şimdi sözü AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Çelik'e arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle bir heyecanı temin edelim. Büyükşehir'de bugün heyecanlı mıyız? Bizler de heyecanlıyız. Çok kıymetli Mehmet Belediye Başkanım, Belediye Başkanı adayım, İl Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, geçmiş dönem ilçe başkanları, belediye başkan aday adaylarım, çok kıymetli dava ayırım arkadaşlarım, bu mutlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, buraya teşrif ettiğiniz için, bu soğuk günde evinizi, eşinizi bırakıp geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bugün hepimiz için heyecanlı bir gündü. Malum takdir edersiniz ki birkaç aydır beklenen sürecin neticesi bugün belli oldu. Ben bu vesileyle AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı olarak bir Murat Çelik kardeşi olarak başkanımızın öncelikle tüm teşkilatımızın adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Az önce arkadaşlarla konuşuyoruz. 6 yıllık ilçe başkanlığında 2 gün önce 7. yılıma girmiştim. 6 tane seçim geçirdim. Allah'a şükürler olsun ki tabii ki o süreçte tüm teşkilat mensuplarımızla, geçmiş dönem ilçe başkanlarımızla, yani sizlerle birlikte gerçekten güzel çalışmaları imza attım. Ama yıllardır, yani 30 yıldır beklediğimiz bir seçim var. 30 yıldır diyorum çünkü Büyükçekmece'de yaklaşık 30 yıllık bir iktidar var. Allah'ın izniyle inşallah 30 yıllık iktidarı Recep Erol başkanımızın başkanlığında 31 Mart'a çevirir. İnşallah Büyükçekmece'yi beklediği hizmetlere kavuşturacağız. AK Parti bayrağını hep birlikte dikeceğiz. Az önce bir söz kullandım. 6 yıllık ilçe başkanlığı döneminden, daha doğrusu 7. yıl değilim, 7 yıllık ilçe başkanlığı döneminde hepsinden Allah razı olsun. Geçmiş dönem ilçe başkanlarımız hangi seçim çalışması olursa olsun, hangi arama, gezme, vatandaşı ziyaret etme çalışması olursa olsun hep bir telefon kadar yakınımızdaydı. Şimdiye kadar hep destek verdiler. Bugün itibariyle de tabii ki yine bir şahsa değil ama bu sefer de hepimiz Recep Erol Başkanımız için katı katı Büyükçekmece'deki 120 hane, 17 bin esnafı, ortalama günde 1300 hane yapar, hep birlikte ulaşacağız. Buna söz veriyor muyuz? Gitmediğimiz esnaf, duygularımızı anlatmadığımız vatandaşımız olursa inşallah biz Büyükçekmece'yi alacağız. İnanıyorum. O dönem nasıl ki bir iki yıl önce Trabzonspor şampiyonu olduğunda burada Trabzonlu arkadaşlarımız var. O sene bu sene dedi. Ben de diyorum ki inşallah Büyükçekmece zaferi için o sene bu sene olacak. Ben direkt olarak konuşmayı dedim ama malum Büyükçekmece'mizde birkaç gün önce çok üzücü olaylar yaşandı. Öncelikle değerli basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. A Haber muhabirimize hiç hoş olmayan ne yazık ki çok çirkin bir saldırı gerçekleşti. Aynı gün akabinde bir hanımefendiye, bir ablamıza, bir annemize aynı saldırı gerçekleşti. İnsan empati yapması lazım. O gazeteci kardeşimiz, hanımefendi tanrımız olabilir. Rabbim böyle acılar, böyle olaylar bir daha göstermesin. İnşallah
onlara da ilan edeceğiz. Yani bu vesileyle hem gazeteci kardeşimize hem de kıymetli hanımefendiye bir kez daha geçmiş olsun diye tebrik etmek istiyorum. Sevgiyle seçim kazanacağız. Sevgi demek her şey demektir. Dolayısıyla gönüllere dokunacağız. Biliyorsunuz Zafer'in iki formülü vardır. Gönül almak, gönül vermek. Bu iş için gönlümüzü vereceğiz. Kazanmak için de gönüllere gireceğiz. Ne diyor Büyük Usta Yunus Emre? Biz gelmedik kaldığı için, bizim işimiz sevdiğimiz için. Dostum evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Büyük çekeceğini kazanmaya geldik. Tekrar da hayırlı olmalıdır. Sevgili gönüllerdir. Evet, kıymetli ilçe başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mahmut Yusuf'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Kıymetli ilçe başkanım, Çiçekburnu'nda belediye başkan adayım. Aslında bu saatten sonra Büyükçekmece belediye başkanımız diyebiliriz. Başkanımız, aramızda bulunan yarışın sonuna kadar emeğini sahada ortaya koyan belediye başkan aday adaylarımız. Önceki dönem teşkilat mensuplarımız burada. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları teşkilat mensuplarımız burada. Velhasılı 31 Mart seçimlerinde burada seçimi kazanıp AK Parti bayrağını surlara dikecek ekip burada. Dolayısıyla bugün bu dakikadan itibaren burada sefere çıkmış bulunmaktayız. Lafı çok uzatmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, biz Büyükçekmece'de bu saatten sonra bütün kaldırım taşlarını kaldırıp altında bir tane daha AK Parti'ye oy var mı diye bakarak o oyu mutlaka AK Parti'ye kazanmak için sırtımızdaki son damla teri 31 Mart akşamı sandıklar kapanıp mazbataları ilçe seçim kuruluna teslim edene kadar ve emin ellerde bırakıp oradan ayrılıncaya kadar o üzerimizdeki son damla teri de akıtmış olacağız. Akıtmış olacağız ki iki gün önce Büyükçekmece'de yaşanmış olan ve Büyükçekmece'nin gerçekten sinirlerini geren o olayı hepimiz hatırlıyoruz. Bir kadının boğazlanmak istenmesi, bir muhabirin yerlere serilip tekmeler atılması ve Büyükçekmece'de gerçekten sinirleri gelen, kaos yaratan, kargaşa çıkaran bu görüntüden de Büyükçekmece'yi inşallah 31 Mart akşamı hep beraber el birliğiyle kurtaracağız. Bunun için ben İl Yönetim Kurulu üyesi olarak, Büyükçekmece'de yaşayan birisi olarak, gelecekte çoluk çocuğumun, torunlarımın bu ilçeyi güzel bir şekilde, müreffeh bir ilçe olarak onlara teslim etmek için 31 Mart akşamına kadar elimden geleni ardına koymadan çalışacağıma söz veriyorum. Ve herkesin bu sözü de vermesini burada istiyorum. Lütfen kendi içinizde başınızı iki elinizin arasına koyarak Büyükçekmece'yi bu ellerden, bu kaos görüntüsünden kurtarmak için herkes elinden geleni yapsın diyorum. Ben tekrar Recep Başkanımıza adaylığının hayırlı olmasını, ilçemize hayırlı olmasını, İstanbul'a hayırlı olmasını ve gerçekten ülkemize de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah muvaffak eylesin inşallah. Hayırlı olsun. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Esri Hacı Başkanımızın selamlama konuşmaları için arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Sayın Başkanım Recep Erol Bey'e
başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başarıya ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi, gücümüzle çalışacağımızı hepinizin bilmesini isterim. İnşallah hepimiz için 1 Nisan 31 Mart gecesi 1 Nisan sabahı hayırlı bir gün uyanacağız. Ve Recep Başkanım'la beraber bu konuşmaları belediyede yapmış olacağız. Recep Başkanımıza vermeden önce hava adayı oradan görüyorum. Hani hep şöyle söylerdi. Benim için derdi iki tane Recep var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri de Recep Erdoğan. O zaman hep bir Recep için de güçlü yazmışlar olun bakalım. Bu başka bir doğal kişi konuşuyor musun? Üstadlar ne diyor? Alkışlayacaksan diyor, yer gök dinleyecek ya da yer gök sizi dinleyecek. Başkanımız bu alkışa konuşmam diyor. Bir alkış daha olun. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Allah söylüyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı adayımız inşallah 70 gün sonra Büyükçekmece Belediye Başkanımız olacak. Recep Erol Başkanımıza ben mikrofonu veriyorum. Buyurun hocam. Çok kıymetli hazırım, AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı Murat kardeşim, Milliyetçi Hareket Parti'mizin değerli ilçe başkanı Nesliyacı kardeşim, kadın kollarımızın değerli başkanı ve yönetimleri, gençlik kollarımızın değerli başkanı ve yönetimleri, il yönetim kurulumuz Mahmut Usuk kardeşim ve yine mahalle başkanlarımız, geçmiş dönem görev yapan kardeşlerimiz ve burada bir aydan fazladır aday adayı olarak sahada ter döktüğümüz, aday adayı olan AK Parti'mizin aday adayı olan birbirinden değerli kardeşlerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii tüm konuşmacılar basın mensuplarına saldırıyı söyleyince ben de basın mensuplarını unuttum bu arada. Basın mensupları da ayrıca hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Sayın İlçe Başkanımız, İl Yönetim Kurulu üyemiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli başkanı ifade etti. Önümüzde bir belediye seçimi var. Bununla ilgili inşallah hep beraber arazide ter dökeceğiz. Bizler biliyoruz ki AK Parti ailesi olarak seçimden seçime çalışmıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de arazide olan kardeşlerimiz var. Kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, ana kademimizden her bir kardeşimiz meclis üyelerimizden ayrı ayrı çalışıyor. Bizler de bu çalışmanın neticesinde işte dün Mehmet Akalın Bey'den beri çalışıyordu. Mehmet Akalın Bey'den sonra İlker Gürbüz Başkanım, Yusuf Uzun Başkanım geldi. Yusuf Bey'den sonra İlker Bey. İlker Bey'den sonra biz geldik. Celal Bey geldi. Rahmetli Selahattin abimiz geldi. Hatice Hanım geldi. Ekrem Görşeker Bey geldi. Murat Çelik kardeşimiz geldi. Herkes burada bir şeyler yapmak gayreti içindeydi. İnşallah 31 Mart'ta da bunların meyvesini toplama zamanı olacak diyorum. Büyükçekmece'mizin hizmete ihtiyacı var. Yandaki ilçelere baktığımız zaman, komşu ilçelere baktığımız zaman hemen yanı başımızdaki Çatalca'yı, hemen yanı başımızdaki Silivri'yi bizden çok daha fazla hizmet alır durumda görüyoruz. Büyükçekmece'mizde çok fazla eksik var bu anlamda. Benim Ahmet Melik burada. Küçük oğlum kütüphane için Beylikdüzü'ne gidiyor. Büyükçekmece'mizde kütüphane eksiği var mı? Var. Büyükçekmece'mizde bilim merkezi eksiği var mı? Var. Büyükçekmece'mizde Millet Partisi eksiği var mı? Var. Sahili yapmışlar. Yaptıkları kısım için de teşekkür ediyoruz. Fakat yeterli mi? Değil. Sadece beton yığını haline dönüştürmüşler. Bunların hepsinin bir elden geçmesi gerekiyor. Eksik kalan hizmetlerin, bugüne kadar yapılmayan her bir hizmetin ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Her bir aday adayımızın projeleri vardı, kendi planları vardı, yapmak istedikleri vardı. İnşallah önümüzdeki süreçte, ki geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı, Sayın İlçe Başkanımızın başkanlığında. Aday adaylarımızdan da yapılması gerektiği olan projelerini isteyeceğiz. Onlarla beraber proje kitapçığımıza bakmaya çalışacağız. Yine onlarla beraber arazide olacağız ve sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmamaya gayret edeceğiz. Amaç ne? Amaç Büyükçekmece'yi hizmetle buluşturmak. Amaç Büyükçekmece'yi AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırabilmek.
30 sene üzerine inşallah bunları hep beraber yapacağız. Bizler bunları yaparken nefsimize bir şey istemiyoruz. Allah'a hamdolsun burada doğduk, burada büyüdük. İşimiz gücümüz var. Çok şükür geçimimizi temin ediyoruz. Ama Büyükçekmece'de doğru gitmeyen şeyler var. Büyükçekmece'de yanlış giden işler var. Az evvel ifade ettiler. Büyükçekmece'de eksik yapılanlar var. Hizmet anlamında Büyükçekmece'nin almadığı çok fazla hizmet var. Kentsel dönüşüm diyebilirsiniz. Ulaşım diyebilirsiniz. Sosyal projeler diyebilirsiniz. İşte Mustafa kardeşim bana bakıyor. Geçtiğimiz gün Ar-Ge Bilim Merkezi çizdirdik kendilerine. Millet Bahçesi'nde yapacağı bilim merkezine ismini dahi verdik. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu Bilim Merkezi. Doğru mu Mustafa'cığım? Bu anlamda bir tane, iki tane değil. Yüzlerce eksik var. Bunları hep beraber yapacağız. Ama bunları yapabilmek için önce bu salonda bulunan hanımefendilerle, beyefendilerle hep beraber çalışıp sırtımızdaki terin son damlasına kadar çalışarak Büyükçekmece'yi almamız gerekiyor. Bunun için sandıklarda görev almaksa sandıklarda görev alacak. Arazide çalışacaksak arazide çalışacağız. Yapmamız gereken her bir işi yapmamız gerekiyor. Ve bunun neticesinde de 1 Nisan'da burada AK Partili belediyemiz olduğunda hepiniz gönül rahatlığıyla o belediyeye gelip yapılması gerekenleri belli bir periyotta yapılması gereken önceliğine göre birlikte yapacağız inşallah. Ben hiçbir şeyi ben bilirim demiyorum. Maalesef karşımızda böyle bir zihniyet var. Her şeyi ben bilirim dersem hiçbir şey bilmediğim ortaya çıkar. Kim neyi biliyorsa, Hulusi Bey belediyeciliği biliyorsa belediyeciliği Hulusi Bey'den. Nesin Hanım farklı bir noktayı biliyorsa ondan, İlker Başkan'dan farklı bir konuyu. Değinerek, öğrenerek, birlikte çalışarak bunları çözümleneceğiz inşallah. Bizler burada Büyükçekmece'ye hizmet için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ama burada bizim en büyük gücümüz, arazideki yapmamız gereken çalışmalardaki en büyük gücümüz sizlersiniz. Sizlerle az evvel Sayın Başkanım ifade etti. İlçedeki konut sayısı, ilçedeki iş yeri sayısı. Ben bunları bir başıma gezemem. Bu salondaki her bir arkadaşım sorumluluk alıp da birlikte gezersek inşallah Büyükçekmece'de sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan Cumhur İttifakı olarak, işte MHP ilçe başkanımız burada, bugün sabahtan beri bizle beraber programdaydı. Yönetim kurulu üyeleri orada. Sinan kardeşimiz bize bakıyor. Bizler oradaydık ve yapmamız gereken Büyükçekmece'yi Cumhur İttifakı'na kazandırmak. Hemen yanımızda Silivri var. Silivri'ye baktığınız zaman gerçekten güzel hizmetler oluyor. Çatalca'da oluyor, burada niye olmuyor? Bunu sorgulamamız, bunu anlatmamız gerekiyor. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah biraz daha vitesi yükselterek çalışacağız. Hep beraber çalışacağız ve birlikte Büyükçekmece olacağız diyorum. Ben bugüne kadar kırdığımız olmuştur. Bugüne kadar üzdüğümüz olmuştur. Bugüne kadar belki yanlış anlaşıldığımız olmuştur. O yüzden bundan sonraki süreçte inşallah bizler ilçe başkanımızla, il yönetim kurulu üyemizle, MHP ilçe başkanımızla, kadın ve gençlik kollarımızla inşallah bu işi toparlayan olacağız. Büyükçekmece'de eksik bir şey bırakmadan yolumuza devam edeceğiz diyorum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek lazım. İstanbul'umuz son 5 senedir hizmet almıyor. Buna hepiniz hemfikirsinizdir. Metrosuyla, metrobüsüyle, ulaşımıyla, kentsel dönüşümüyle. İstanbul'a güzel bir arkadaşımız geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu işin uzmanı. Çevreyle ilgili, binayla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili. Mutlak sürede çalışma yapacağımız bir arkadaşımız, bir belediye başkanımız. İnşallah bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum Başkanımla beraber Büyükçekmece'nin riskli yapılarını. En büyük sorun Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm. Bunu biliyoruz. Bunu çalışıyoruz. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm anlamında mutlak surette İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber birinci olarak kentsel dönüşümle ilgili mutlak surette çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Süratli bir şekilde. İkinci olarak ulaşımla ilgili sorunlarımız var. Büyükçekmece halkının düşünebiliyor musunuz buradan piknik yapmak için Çatalca'ya gittiğini? Bizim göl havzamız var kullanabileceğimiz. Sene 2004 Rahmi Yazıcı Başkan zamanında biz göl havzasını planlamıştık. Oradaki yürüyüş yolları, İlker Başkanım biliyor bunu, yürüyüş yollarıyla, balık tutma iskeleleriyle, motosuz su sporlarıyla tamamen planladığımız bir alandı. Bunların hiçbirine Büyükçekmece Belediyesi tarafından bugüne kadar dokunulmadı. Demek ki nasip bizeymiş. Bizim yapacağımız ulaşımla ilgili, sosyal anlamda, millet bahçeleriyle ilgili, kütüphanelerimizle ilgili yapacağımız çok fazla projemiz var. Ama birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm.
Şimdi Büyükçekmece'de kamu kuruluşlarının tamamı sıkıntılı. Emniyetle ilgili, karakollarla ilgili, adliyle ilgili. Başkanın da az evvel ifade ettiği gibi 3 parça halinde adliye binamız var. Seçim burada farklı bir yerde işlem görüyor, 3,5. Baktığınız zaman bunların hepsi belediyeyi ilgilendiren de ilgilendirmeyen alanlarda. Şimdi belediye başkanımızın mantığıyla bakarsak, ilgili idarenin mantığıyla bakarsak, Milli Eğitim'le ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Sağlıkla ilgili konular Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Adliyle ilgili konular Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Ama biz de burada yerel idarenin başıyız. Bizler buralara yer temin etmekle mükellefiz. Bizler buraya yer temin ettikten sonra da Esenyurt'ta SGK binamız var. Yapan Esenyurt Belediye Başkanı. Yaptığı anahtarını teslim etti. Esenyurt'ta Devlet Hastanesi yaptığı anahtarını teslim etti. Bunlar da yapılabilecek projeler, yapılabilecekler hizmetler. Bunların hepsini bir şekilde ama ilgili kurumlarla ama belediye olarak mutlak surette çözeceğimizi ifade ediyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.